Merhaba arkadaşlar. Şimdi her ne kadar bugünlerde bu savaş tamtamları sırasında ne yazık ki borsamız en çok etkilenen tarafta olsa da her ne kadar 10.000 psikolojik direncini bir türlü aşamamış olsak da her ne kadar aşağıda 9.400'ler 9.200'ler halen bizi bekliyor olsa da bir yandan da halk arz takip etmeye devam ediyoruz. Tamam bu hafta gelen yeni halk arzımızda talep toplamaları başlayacak yeni halk arzlarımızda. Öyle afaki bir şekilde yüksek talep gerçekleşeceğini düşünmüyoruz ama talep sırasında bekleyen, onay sırasında bekleyen taslak izahnamesini oluşturmuş onlarca şirketimiz var. Bunlar için de yeni bir onay beklentimiz tabii ki var. Tüm bunları söylemişken yeni bir taslak izahnamesini paylaşan yeni bir başvurumuz yapacağız. Halka arz olacağız diyen Quick sigorta var arkadaşlar. Ama çok önemli bir nokta var. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Toplamda 47 milyon not. Bunun 25 milyon notu sermaye artışı diğerleri ortak satış arkadaşlar. Bir dakikanızı alacağım. Bakın yurt içi bireysel yatırımcılar azami 10 bin adet yüksek başvurulu yatırımcılar asgari 10 bin bir adet talep edebilecekler diyor. Yani bireysel eşit dağıtım kurumsal da var. Yatırımcılar için 4 bin pay ayrılmış. Fiyat istikrarı planlanıyormuş. Garanti yatırım konsorsiyum lideri Yıldız Pazar'da işlem görecek. Bir de şurada bakın. Quick Sigorta Alkarz.com sitesindeki ortak satışlarına bir bakar mısınız arkadaşlar? Saymak bile istemiyorum. Saymak bile istemiyorum. Şuradan da baksanız 50 kişi var. En başta görünen ortaklara bakar mısınız? Mahmut Erdemoğlu, Mine Erdemoğlu, Gökay Erdemoğlu, Türkay Erdemoğlu, Meher Yatırım Holding. Yani bu Erdemoğlu acaba bizim Sasan'ın sahibi Erdemoğlu'yla bir alakası var mı? Buna bakmak lazım. Ne yazık ki ortak satışı çok. Yıldız Pazar'da işlem görecek. Bir de şurada %100 gelen parayı öz kaynağın güçlendirilmesinde kullanacaklarmış arkadaşlar. Yani kasaya koyacaklar bir nevi. Şöyle bir baktığımızda Finansal tablo onaylı zahnameyle beraber gelecek. %10.38'i halka açık olacakmış. Bakalım SPK ne zaman onaylayacak? Bakalım gerçekten de bu kadar ortak satış olan bir şirkete başvurular nasıl olacak? Talep toplamaları nasıl olacak? Kaç kişi katılacak? Son gelen halka arzımız zaten 1000 ulaşımda da talep sayıları düşük kalacağı benziyor. Son halka arzlarımızdaki ne yazık ki Gidiş hatta öyle iç açıcı değil. Son 30 halka arzımız içinde 17-18 tanesi arz fiyatının altında seyrediyor hala arkadaşlar. Yani bir toparlanma lazım. Biz düzendekisinde bir toparlanma lazım. Yükseliş gelecekse topyekün mü gelecek? Bu halk arzilerinde içinde kalan küçük yatırımcı kol kesip mi çıkacak? Ekleme yapıp maliyet mi düşürecek? Ne yazık ki borsamızda şu günlerde hiç de öyle keyifli günler yaşamıyoruz Bekleyeceğiz, göreceğiz. Gidişatı hep beraber izleyeceğiz. Umarız daha iyi günleri buradan sizden paylaşırız arkadaşlar. Biz buradayız. Görüşürüz tekrar.